Herkese merhabalar. Çok büyük, çok küçük sayılar ve bilimsel gösterim. Artık üslü ifadeleri bitiriyoruz. Üslü ifadeler konusunu tarihe gömüyoruz. Ve son kısmına geldik. Artık üslü ifadelerle alakalı son önceğimiz kısma geldik. Hadi bakalım şimdi dersimize başlayalım ama öncesinde hemen sana Tonguç Evren Hanım, ben birkaç bilgi vermek istiyorum. Bir kere çok büyük sayılar deyince aklımıza hemen mesela Dünya ile Mars arasındaki mesafe gelsin. 225 milyon kilometre. Yani gerçekten çok büyük bir sayı ya. İşte biz bunu kısa yoldan yazmak için ve bilimsel olarak nasıl göstereceğiz ve benzeri, işte bu çok büyük sayılar 10 üzeri şeklinde yazmayı icat etmişiz ve aynı zamanda bilimsel olarak da aynı dili konuşalım diye bir aslında bilim insanı dili oluşturmuşuz. Bunlara bakacağız. Ve aynı şekilde çok küçük sayılar var. Mesela bakterinin kütlesi, mesela benim kütlem işte 85 kilogram. Tamam, ama bakterinin kütlesine baktığımız zaman 0,000056 kilogram. Yani inanılmaz küçük. İnanılmaz sıfırlı. Bol sıfır ama sıfırlar başta, sonda değil. Mesela 225 milyonu yazdığım zaman sonunda onlarca sıfır, ama öncesinde sıfır olunca da çok küçük bir sayı oluyor. Dolayısıyla biz bu çok büyük ve çok küçük sayıları nasıl yorumlayacağımızı, nasıl kolay yoldan izah edeceğimizi öğreneceğiz. Bak burada Elon Musk da ne yapıyor? Uzaya bir şeyler yolluyor. Tebrik ediyoruz arkadaşımızı. Ekim programımız tüm hızıyla devam ediyor ve hemen sana dersimize başlamadan önce ödevini vermek istiyorum. 0'dan 8 sayısal kitabı olan arkadaşlarımız için ödevimiz, tabii ki matematik kısmından artık konuyu bitiriyoruz gerçekten de. Bilimsel gösterim çok büyük çok küçük sayılar, sayfa 40'tan 43'e kadar yapabilirsiniz. Yani 4 sayfa ödeviniz var. Tabii buradan da konuyu tekrar edebilirsin. Buradaki alış numarayı da yapmanı bekliyorum senden, bu çözgeçleri ve benzeri. Taktikli kitabı olan arkadaşlarımız için de hemen ödevimi vermek istiyorum. O da çok basit. Taktikli de artık neyi bitiriyor? Çok büyük çok küçük sayılar konusuyla üslü ifadeleri bitiriyoruz. Test 14, aynı zamanda test 15, test 16, yani toplamda 3 tane testimiz var. Burada da matematik uygulamaları soruları denilen test 17'miz var. Lütfen bunu da çözün. Gerçekten tam yeri nesil, tam da bu ayarda çok güzel sorular koyduk taktiklinin içerisine ve taktikli kitaplarımızda DS logosu var. Yani dijital soru logosu var. Yani her bir testin sonunda, mesela bu testte 7 soru varmış gibi gözüküyor. Halbuki 2 tane daha dijital sorumuz var. Ve bütün testlerimizde bu şekilde bir özellik var. Yani kitabın daha fazlası dijitalde diyebiliriz. Ve bunun da arka iç kapağında açıklaması yazıyor. Nasıl dijitale aktaracağınızı kendinizi. Ve burada da kodu var. Özel, sadece bu kitaba özel bir kodumuz var. Bu kodu kazıyıp TATS uygulamasını indirip orada aktive ettiğimiz zaman kitap hep yanımızda oluyor. Ve bütün soruların çözümlerine ulaşabiliyoruz anında. Ve Dinamo yeni nesil matematik soru bankasında da yine dijital sorular var. Onu söylemek istiyorum. Hemen ödevimizi vermek istiyorum. Burada da artık birinci üniteyi bitiriyoruz. O yüzden burada birazcık daha fazla ödevimiz var. Nasıl? Hemen test 9. Çok büyük çok küçük şeyler ve test 10, test 11, test 12 ve test 13 ve test 14. Yani 4 tane 5 tane daha ünite değerlendirme testimiz var. Lütfen bunları da yapın ve tekrar söylüyorum, bu sorular tam yeni nesil ayarında ve aynı zamanda ekstradan da 2 tane yeni nesil dijital soru da var burada. Zoru Bankası'na baktığımız zaman, Zoru Bankası'nda ödeviniz varsa da hemen bakalım, Zoru Bankanız varsa da üstü çözümleme çok büyük çok çok küçük sayılar testlerimiz var. Üstü çözümleme bir araya geliyor bunlar. Test 16, test 17 ve ardından ünite değerlendirme testlerimiz var. 18, 19, 2 tane de burada ünite değerlendirme testimiz var diyebiliriz. Hadi bakalım o zaman süper bir şekilde dersimize muhteşem bir şekilde başlayalım. Tonguç'um, bir kere çok büyük çok küçük sayılar deyince aklımıza hemen onun kuvvetleri gelecek Tonguç'um. Onun kuvvetleri şeklinde gösterilen sayılara biz çok büyük çok küçük sayılar. Mesela 16 milyon demiş. Bak 16 milyon demiş. Ben bunu, ya bu kadar uzatma kardeşim. Niye uzatıyorsun? Böyle bir sürü sıfır yazarsan. Mesela 500 tane sayı yazmama gerek yok. Ben bunu 16 çarpı yazarım. 10 üzeri. Bu çarpıyı ben böyle yazmıyorum. Birazcık hani nokta gibi gözükmesin diye. 10 üzeri. Bak 16'nın yanında 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sıfır var ya. Onun yerine 10 üzeri 6 yazarım, biter. Dolayısıyla şunu unutma Tonguç. Mesela bir tane daha örnek vereyim sana. Buyur hocam. 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 aman niye uzatıyorsun ki beni? 27 çarpı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 10 üzeri 11 yazarım, bitti olay. Bunu da yazarken Tonguç'um, o yine 16 çarpı
Bu sefer Tunguç 10 üzeri, bak burada şunu bilmemiz gerekiyor. Virgülün sağında kaç basamak var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Eksi 8, ama dikkat et, neden? Çünkü küçük sayılarda, çok küçük sayılarda üs negatif olur Tunguç. Çok büyük sayılarda zaten üs pozitif olur Tunguç. Yani üstten kastettiğimiz şey de onun üzerindeki sayıdır. Peki geldik bilmem ne, çok büyük çok küçük sayılarda değiştirmelere. Bu değiştirmeler çok önemli, çok da soruluyor. O yüzden çok iyi bilmemiz gerekiyor. Mesela 123 çarpı 10 üzeri demiş. 1,23 çarpı 10 üzeri kaç diye sormuş. Hayda. Yapmamız gereken aslında çok basit. Mantık olarak şöyle düşüneceğiz. Bu ilk sayı, bu da 10'un kuvveti değil mi? Bu ilk sayı, bu da 10'un kuvveti değil mi? Şimdi ilk sayı 123 iken 1,23 olmuş. Tonguç ne olmuş bu sayı? Artmış mı, azalmış mı Tonguç evladım? Azalmış. Süper. Bu azalmış. Bu azalmışsa Tonguç'um, onun üstündeki sayı var ya, o da bu dengeyi yakalayabilmek için artacak. Yani bu kaç basamak azalmış? 123 iken 1,23 olmuş. Yani iki basamak, bir, iki tane virgül kaydığı için iki basamak azalmış. O zaman bu da iki basamak artacak. 10 üzeri 9 diyoruz ve olayı bitiriyoruz. Bak, denge sağlandı. Eşitliğin sağlandığı için bu azalıyorsa bunun da artması ve dengeye gelmesi gerekiyor. Aynı şekilde 0,13 13 çarpı bilmem ne olmuş. Ya kardeşim 13, 0,13 ne olmuş Tonguç? Artmış mı, azalmış mı, hemen söyler misin bana evladım? Azalmış. Yuh. Artmış, pardon. Artmış, 13 olmuş. Artmış. %13'tü, şimdi 13 olmuş. Artmış. Kaç? 2 basamak artmış. 1, 2 basamak artmış. Dolayısıyla bu adamın da o zaman artmışsa azalması gerekiyor. 5'ten 2 basamak çıkartırsak 10 üzeri 3 eder Tonguç evladım benim. Burada kritik bir şey var işte. Mesela 7,2 720 olmuş. Ne olmuş Tonguç evladım benim? Büyümüş değil mi? Büyümüş. Dolayısıyla kaç basamak büyümüş? 7,2 1, 72 olmuş. Bir tane daha sıfır gelmiş, 720 olmuş. O zaman artmış. 2 basamak büyümüş. 2 artmış. O zaman ben bunu azaltmam gerekiyor. Tonguç, eksi 3'ü azaltırsam 2 basamak ne olur evladım? Eksi 1 olur hocam. Dangoz musun evladım? Evet. Eksi 3. kattasın bir apartmanın. Burası 0. kat. Eksi 2, eksi 1. 2 kat aşağı in. Eksi 1, eksi 2. Eksi 4, eksi 5'e gelirsin. Dangoz evladım benim. Dolayısıyla eksi 5 olur. Bak tekrar işlemi yapıyorum. Eksi 3, eksi 2 eşittir eksi 5'tir diyoruz. Peki model soruya biz bakıyoruz. Hemen A çarpı 5'in sonucu kaç demiş? 320 bin A çarpı 10 üzeri 5 bilmem ne falan. Ya kardeşim çok basit. 10 üzeri 5 dediğimiz, ilk başta şunu yazarım bak. 32 çarpı 10 üzeri 1, 2, 3, 4 tane olduğu için 10 üzeri 4 derim. 32 çarpı 10 üzeri 4 bilmem ne çarpı 10 üzeri 5 ise bu adam ne yapmış? 4, 5 olmuş. Yani artmış. O zaman bunun da azalması gerekiyor. 32 bir basamak aşağı azalırsa 3,2 olur. O zaman A dediğimiz sayıyı bulmuş olduk. Geldik bu zımbırtıya. Bilmem ne B çarpı 10 üzeri. Şimdi ilk başta bunu bir düzgün hale getirelim mi? Şunu düzgün hale getirsek. Bu kardeşim bir kere 5 çarpı 10 üzeri eksi bir sayı olacak. Çünkü neden? Kök küçük sayı. Virgülün sağında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane basamak var. Eksi 7 diyorum. A 5 çarpı 10 üzeri eksi, B çarpı 10 üzeri eksi. O zaman B eşittir 5'tir diyorum. Şimdi adam bize sordu A çarpı B. Yani bu ikisini çarp diyor. 3,2 çarpı 5 de 16 olur Tonguç, süper zekisin diyoruz. Ve bilimsel göstermeye çık. Çok büyük çok küçük sayının A çarpı 10 üzeri N şeklinde gösterilmesine biz bilimsel gösterim diyoruz. Ama burada çok önemli bir şart var bu bilimsel gösterimde. Ya bunun ne farkı var ki diyeceksin şeyden, çok büyük çok güzel. Çünkü A her zaman ama her zaman 1 ile 10 arasında olmalı. 1'e eşit olabilir ama 10'dan mutlaka küçük olacak. Yani asla 2 basamak olmayacak. 1 basamak olacak. O zaman hemen yapalım. Mesela bu bilimsel gösterimi, evet, buradaki sayı 10 üzeri şeklinde gösterilmiş. Tamam, süper. Buradaki sayı da 1 ile 10 arasında. Evet, doğru. 1,2 10 üzeri 5. 10 üzeri 5 tamam, doğru. 1,2 1 ve 10 arasında. Evet, doğru. 63 hayır, patlar. Neden? Çünkü 63 10'dan daha büyük. 10 üzeri 4. 10 üzeri 4 bilimsel gösterimdir. Çünkü bunun başında görünmez bir 1 çarpı vardır. 1 de olabiliyordu zaten. Süper zekisin Tonguç'um. Geldik 0,00. Hayır değil. Neden? Çünkü 1'den daha küçük bir sayı diyoruz. Ve burada bilimsel gösterimini yaparken de çok basit bir metot var. Bu sayıyı 1 ile 10 arasına getiriyorsunuz. 82,5 olsa olmaz. 825 olsa olmaz. 10'dan büyük. Ama 8,25 olursa olur. Çarpı 10 üzeri Tonguç evladım benim. 10 üzeri
8,25 dediğin anda virgülü buraya getirmedin mi Tonguç'um? Evet hocam. Virgülün sağındaki basamak sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 üzeri 7 diyorsun. Bitti bu kadar. Hemen bunu yazıyoruz. Bak 23 olmaz 2,3 olur. 1 ile 10 arasında çarpı 10 üzeri. Şimdi evladım bu sayıyı ne yaptım ben? Küçülttüm bir basamak. Bunu da bir basamak büyüteceğim. 10 üzeri 8 diyorum. Geldik. Bunu ne yapıyorum? 5 yazıyorum. 5 çarpı 10 üzeri diyeceğim. Neden? Çünkü 0,5 birden küçüktür. Onu 5 haline getirsem 1 ile 10 arasına gelir. Bunu ne yaptım ben? 2 basamak büyüttüm. O zaman bunu da küçülteceğim. Eksi 6. kattan 2 kat aşağı inersen kaçıncı kata gelirsin Tonguç Evladım? Eksi 8. kat. Süper zekisin. 72,4'ü ben ne yapmam gerekiyor? 7,24 yapmam gerekiyor. Çarpı 10 üzeri Tonguç Evladım benim. 7,24 yaparken bunu bir basamak küçülttüm. Bunu da bir basamak büyüteceğim. 10 üzeri 10 diyoruz cevabımıza. Geldik en son sorumuza. 6 çarpı 10 üzeri Tonguç'um. Bak bu adamı 1, 2, 3, 4 tane büyüttüm. Onu da ben bununla 4 tane küçülteceğim. Eksi 8 diyorum Tonguç. Bravo diyoruz. Model soruyla dünya ile arasında yaklaşık bu kadar kilometrede, buna göre bu uzaklığın metre cinsinden kilometre metre gösterimini yazınız demiş. Bir kere bunu metreye çevirirsek sonuna 3 tane sıfır koymam gerekiyor. Çünkü 1 kilometre eşittir 1000 metredir Tonguç. O zaman 384,403'ün sonuna pop pop 3 tane sıfır koyunca metre oldu. Bunun bilimsel gösterimi virgül buraya gelmek zorunda. Yani 3,84403 olması gerekiyor. Çarpı 10 üzeri virgül buraya geldiği için virgülün sağındaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane 8 tane basamağında 10 üzeri 8 metre şeklinde yazıyorum ve bitiriyorum. Ödüllü sorumuzu yaptım Tonguç'um. Yorumları yolla. Hadi bakalım sana gülüyorum. Teşekkürler hocam.